hoş geldiniz. Sağlık boyutunu konuşacağız. Tabii bir de ekonomi boyutu var ki ekonomi boyutu dünyada birçok ülke için başta olmak üzere etkiledi. Polis Akademisi'nden Doktor Levent Yılmaz'la da ekonomi boyutunu konuşacağız. Para olmadan olmuyor. Piyasalar dip yaptı. Bunları değerlendireceğiz. Yine acaba çocuklarda bu virüs ne kadar etkili? Bunu konuşacağız. Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Soner Sertankaya da Skype'la bağlantısıyla bizlerle birlikte. Hoş geldiniz siz de hocam. Öncelikle hemen Ankara'daki stüdyodaki konuklarımla başlamak istiyorum ve Nurbaran Aksakal'a dönmek istiyorum. Günlerdir konuşuyoruz. Şöyle oldu, böyle oldu. Ama Türkiye'de 47 vaka var. Belki daha fazla olacak ve bu vakaların tespiti devam ediyor. Ama önce genel bir fotoğrafa bakacak olursak neyle karşı karşıyayız? Siz çok sayıda belki hastalığı incelediniz, enfeksiyon hastalıklarını incelediniz ama gerçekten dünya bir krizle karşı karşıya mı, yoksa evet birçok daha önce yaşadığımız salgın gibi benzer bir salgınla mı karşı karşıyayız, sadece tedavi süreci bilinmeyen? Şimdi öncelikle bulaşıcı hastalıklar halk sağlığı açısından baktığımızda hala özellikle gelişmekte olan ülkelerde ön planda görünüyor. Ama bazıları var ki gerçekten biz hem bağışıklık sahibi değiliz bunlara karşı, hem de özellikle virüslerle olan bulaşıcı hastalıklar virüslerdeki değişiklikler nedeniyle dönem dönem karşımıza salgınlar ve hatta ulusal sınırları geçerek ulusları etkileyen, hatta kıtaları etkileyen pandemiler şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdiye kadar bunu biz daha çok influenza'da görüyorduk. Yani grip virüsünde görüyorduk. Koronavirüsle ilgili pandemi kararı verilmedi ama yine kendi yapısıyla, virüs yapısıyla ilgili değişikliklerden kaynaklanan, çünkü koronavirüsler çok fazla aslında ama insanda hastalık yapan 6 tipini biliyorduk. Bu 7. tip olarak karşımıza çıktı. Bu tip virüslerle ilgili daha salgın diyebileceğimiz, ki salgın dediğimiz şey de normalde beklenen vaka sayısının üzerine çıkması. Tabii ki yeni bir virüste beklediğimiz vaka sayısı sıfırken birdenbire artıyor ve belli bir sayının üstüne çıkınca da artık kontrolden çıkmaya başlıyor ve ülke geneline ya da sınırları aşarak ülkelere yayılabiliyor. Şimdi koronavirüsün 2019 Aralık'ta çıkan yeni versiyonu da şimdiye kadar daha önce hiç hastalık etkeni olarak ortaya çıkmayan ve yeni ortaya çıkmış bir çeşit koronavirüs. Daha önce SARS'a benzer, hatta SARS'ın akrabası deniyor. Ona benzer bir koronavirüs. Dolayısıyla bizim bir bağışıklığımız var mı? Hayır, yok. Olmadığı için de çıktığı bölgeden itibaren de diğer ülkelere yayılmaya başladı. Tabii bu ülkelere baktığımızda önce Çin'de Wuhan'da küçük bir bölgede çıktı gibi, daha sonra sert tedbirler alındı, o bölgeden yayılması engellenmeye çalışıldı ama aslında bulaşıcı hastalıkların sınır tanımadığının çok güzel örneği bu son yaşadığımız. Çünkü sınırları aşıyorlar. Yani kimlik kartı da bakmıyorlar, etnik köken de bakmıyorlar. Duyarlı birini görüyorsa ona geçiyorlar ve oradan hastalık yapmaya devam ediyorlar. Ve oldukça hızlı değil mi? Oldukça hızlı. Tabii hocalarım daha iyi açıklayacaklardır ama şunu söylemem lazım. Özellikle böyle yeni gördüğümüz virüs, bakteri vesaire gibi etkenlerde biz üç şeye bakıyoruz. Bir, enfektivite dediğimiz yayılabilme hızı. İkincisi patojenite dediğimiz bulaştığı insanları hasta edebilme derinliği, ne kadar kişiyi hasta edebiliyor. Çünkü influenza'da biz alabiliriz virüsü ama birçoğumuz semptomsuz bile atlatabiliriz. Bunda ne kadar hastalık gelişiyor? Çünkü alt solunum yollarını tuttuğunu biliyoruz. Üçüncüsü de virülans özelliği dediğimiz hasta olan kişilerden ne kadarını öldürüyor. Şimdi biz bir salgını incelediğimiz zaman bu üç özelliğe birden bakmaya çalışıyoruz. Yani bu virüs ne kadar bulaşıyor? Bulaştıktan sonra ne kadar hasta ediyor? İnsanların hastane ihtiyacı, işte ventilasyon ihtiyacı ne kadar olacak? Ve üçüncüsü de ne kadar öldürüyor? Bu spektrum içinde baktığınızda genel diğer koronavirüslerden biraz daha fazla bulaştığını görüyoruz. Bu yüzden bu bizim için bir risk oldu ve yayılımını kolaylaştırdı. Patojenite açısından baktığınızda evet, alt solunum yollarını tutuyor ama %83 kadarı hakikaten bu hayatına devam edebiliyor daha hafif formlarda. Ve bunlar daha genç olan kişiler, bunları daha ayrıntılı konuşacağız ama %14'ü daha riskli ve ağır seyreden grup, ama bunlarda da risk faktörleri tanımladık. Yani virülans dediğimiz öldürücülük risk faktörleriyle çok ilgili görünüyor şu anda. Nedir bu? 60 yaşın üzerinde olmak,
Yani yaşlı olmak, yaş ilerledikçe riskiniz artıyor. Kronik hastalıklarınızın olması, şimdiye kadar en iyi tanımlananlar hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalıkları, özellikle kalp damar hastalıkları. Bu tip hastalıklarınızın olması, immün yetmezliğiniz, yani bağışıklığınızın olması gerekenden daha az durumda olması. Bunlar bir araya geldiğinde sizin riskiniz katlanarak artıyor. Şimdi bizim dünyada da gördüğümüz şey o, daha ileri yaşta olanlar, risk grupları ve hatta erkekler sanki bir at başı daha önde gibi, ama bunun nedeni de daha çok erkeklerin acaba daha çok sigara içiyor olması, daha çok virüs yüküne maruz kalıyor olmaları mıdır diye de tartışıyoruz kendi aramızda. Daha henüz araştırmalar başta. Aynen. Anladınız. Yani bu tip salgınlar başladığında zaten biz önce bunların cevabını vermeye çalışıyoruz. Yani ne kadar bulaşıyor, ne kadar hasta ediyor, ne kadar öldürüyor ki bunlarla ilintili olarak siz nedeni ve yarın yayılma yolunu bilirseniz ancak önlem alabiliyorsunuz. O nedenle bu enfektivitede mesela ilk çalıştığım şey nasıl bulaşıyor oldu. Damlacık yoluyla bulaştığını öğrendikten sonra biz hemen mesajlarımızı el yıkama ve mesafeyi koruma üzerinde yoğunlaştırdık. Son dönemde acaba hava yoluyla da bulaşıyor mu diye bir tartışma var ama onu da kesin net olarak şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü bu hastalığın oluşabilmesi için belli bir viral yük lazım. Yani sizin bir virüsü belli miktarda almanız lazım. Bunun da yolu daha çok şu an için hasta olmuş kişinin öksürüğü, tıksırığı, hapşırığı şeklinde ondan çıkan virüslerin damlacıklar yoluyla havadayken sizin gözünüze, işte nefesinize, burnunuza, ağzınıza, gözünüzdeki mukozaya vesaire girmesi yoluyla aldığınız yönünde. Evet. O nedenle biz de halk sağlıkçıları olarak da bir nasıl yayılıyor önce anlamaya çalıştık. Çünkü diğer ikinci, üçüncü aşamalar tabii ki hastanın hayatta kalış süresi, işte semptomları başlamadan önce ne kadar süredir bulaştırması, bunlar çok önemlidir salgın araştırmasında. Ama bizim için halk sağlığı bakış açısıyla ilk önce, en önce vermemiz gereken mesajların ortaya konmasıydı. Şimdi önemli olan. Nur Hocam, siz bir fotoğraf çektiniz ki halk sağlığı açısından anladığımız kadarıyla sürekli olarak bir fotoğraf çekiliyor ve evet. Burada hastalığın nereye gittiğini seyrine bakıyorsunuz, evet. Ve halkın sağlığını ne kadar ve nasıl etkilediği. Evet, şimdi biraz da bu hastalığı açmak istiyoruz. Hürrem Bodur, burada size dönmek istiyorum. Şimdi enfeksiyon uzmanı olarak şimdi biz neyle karşı karşıyayız? Siz koronavirüs, evet çok sayıda koronavirüs var ama yepyeni bir virüs türüyle karşı karşıya olduğumuzu ifade ediyorsunuz. Bu anlamda çok tehlikeli bir virüsle mi karşı karşıyayız, yoksa dünya bunun üzerinde çalışmadığı için henüz bizim için mi tehlikeli? Bu koronavirüs, yeni olan koronavirüs bizim için yeni bir virüs. Bize yeni bulaşıyor. Aslında insanlarda koronavirüsler hastalık yapıyor. Soğuk algınlığı etkeni olarak bildiğimiz 4 tane koronavirüs var. İnsanlarda zaten var olan, ama bu son 3 tane olan koronavirüs, işte 2002'deki SARS, daha sonra 2012'de çıkan MERS ve şimdiki 2019-2020'de çıkan COVID. COVID-19 olarak dediğimiz koronavirüsler bizim için yabancı olan virüsler. Bizim normal insanlardaki koronavirüsler öldürmüyor. Hafif hastalık tablosu yapıyor. Bunların üçüne de baktığımızda ölüm oranları yüksek. Mesela SARS'ın %10'lara yakını, 9.6 civarında bir ölüm oranı var. MERS'te ölüm oranı biraz daha yüksek, %34'ler civarında, ama muhtemelen çok ağır vakalara tanı konulduğu ile alakalı öyle bir oran yüksekliği var. Bunda da şu anda ölüm oranına baktığımızda %2-3, İtalya'daki oranlar daha yüksek. Belki. Yani İtalya'daki oranlar daha yüksek. Böyle bir ölüm oranıyla karşı karşıyayız. Aslında hastalık muhtemelen belirtisiz olarak da geçirdiğimiz bir hastalık grubu var. Yani insanların bir kısmı hiç belirti olmadan geçiriyor bu hastalığı. Öyle belki mi? Yarıya yani yakını. Şimdi biz, ben diyelim ki Allah korusun, evet, yakalandım. Evet, farkına evet. Varmayabilme ihtimali aynen, var. Aynen öyle. Büyük bir kısmı insanların farkında olmadan geçiriyor. Hmm. Farkında olanların da, hastalık tablosu gelişenlerin de Nur Hocam söyledi biraz önce, %80-85'i hafif klinik tabloyla geçiriyor. Geri kalan %15'inde hastalık belirtileri olanların ağır ve çok ciddi klinik tablolar ortaya çıkıyor. Yani bu açıdan baktığımızda aslında bu ağır bir hastalık tablosu insanlar için. Yani her ne kadar öyle geçiriliyor diyorsak da, hastalık meydana geldiğinde yine risk faktörleri tanımlandı. Yaş grubu risk faktörleri, işte cinsiyet, mesela çocuk yaş grubunda hiç yok, 9 yaşın altında hiç ölüm yok. Hele genç yaşlarda çok hafif seyrediyor, şey yapıyor. Yeni bir virüs bununla yani, ve alt solunum yollarını tutuyor bunlar. Yani bunların reseptörleri daha çok. Evet. Bu alt solunum yolunda ciddi pnömoni yapabiliyor bunlar. Peki alt hastalıkların olması, mesela daha öncesinde bir zatüre geçilmiş birisi için?
Daha önce zatürre geçirmiş birisi çok risk faktörü olarak tanımlanmadı ama kronik hastalığın olması risk faktörü olarak tanımlandı. Özellikle serebrovasküler hastalıklar, kardiyovasküler, kalp hastalıkları geçirmişse, işte tansiyonu varsa ona bağlı olarak, akciğer hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları varsa, böyle kronik pulmoner diziz dediğimiz obstrüktif akciğer hastalıkları varsa, işte diyabeti varsa, kanser hastası varsa, immün yetmezliği varsa, kazanılmış veya doğuştan gelen bir immün yetmezlik olabilir. Bunlar ağırlaştırıcı faktörler. Yani vücudun immünitesi iyi değilse, vücudun bu virüse karşı savaşacak gücü yoksa, zayıflamışsa, bu hastalık daha ağır seyrediyor, daha ölümcül seyrediyor ve ileri yaşlarda özellikle, tabii sonuç olarak hepsi ileri yaş, ileri gittikçe komorbid hastalıklar da artmış oluyor. İleri yaşlara doğru gittiğinizde kardiyovasküler hastalıklar olsun, akciğer hastalıkları, diğerleri zaten o yaş grubunda artmış oluyor. Bir de o yaş grubunda zaten vücudun bağışıklık sistemi de doğal olarak zayıflamış oluyor ileri doğru gittiğinde. İşte bunların hepsi bir araya geldiğinde, belli yaş grubunda ve riskleri taşıyorsa, biraz daha ölümcül olarak seyrediyor. Ümit Savaşçı, size dönmek istiyorum bu anlamda. Bir enfeksiyonel salgınla karşı karşıyayız. Siz nasıl görüyorsunuz tabloyu? İşte az önce Nur Hocam da ifade etti, Ürem Hocam da ifade etti. Çin'in bir şehrinden çıktığını duyduk. Ne oluyor dünya tam anlamadan? Türkiye bazı tedbirler aldı ama birçok insan bu tedbirlerin gereksiz olduğunu, bizden kilometrelerce, belki de binlerce kilometre ötedeki bir hastalıktan bahsediyoruz. Bunu bir Hollywood filminde işleseler, Çin'in Wuhan şehri neresi, Ankara neresi sorusunu sorarız, Türkiye neresi? Bu anlamda kötü bir Hollywood filmiyle karşı karşıya gibiyiz sanki baktığımızda, ama gerçek yaşadıklarımız. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi açıkçası Çin 780 milyon insan karantina altında kaldı ve bu karantina 2,5 ayı buldu aslında. Toplum psikolojisi açısından tabii çok etkilenen bir ülke şu anda Çin. Ama artık Wuhan kentine, asıl kaynağına 42 bin sağlık personeli gönderilmişti. Onlar artık yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Çünkü Çin bu savaşı kazandı açıkçası. Tabii ki karantina şartları kalkınca Çin'de de ne ortaya çıkacak onu tam bilemiyoruz açıkçası. Çünkü tekrar bir alevlenmeler olabilir. Halk biraz da karantina önlemlerini azaltırsa yeniden alevlenmeler yaşanabilir. İtalya tabii çok hazırlıksızdı. Turizm ülkesi sonuçta. Yaşlı nüfus çok fazla. Tabii ki ölüm oranları 2500'ü geçti şu anda bugün itibariyle. İspanya'da tabii ki yine turizm ve ilk başta ki önlemleri bizim ülkemizde almadı. Türkiye'de de turizm oldukça gelişmiş bu anlamda ama tabii bizim yaz turizmi biraz daha ağırlıkta. Onların biraz daha hani sonuçta İtalya'nın kültür turizmi var. İspanya'nın da o şekilde. Dünyanın dört bir tarafından, Çinliler de dahil, insanlar mutlaka turist olarak geliyor ve önlemleri çok geç aldılar. Biz çok erken aldık önlemleri. Onun şu anda nimetlerini yiyoruz açıkçası, faydalanıyoruz. Çünkü vaka sayısı belki önümüzdeki günlerde evet katlanacak, artacak ama bu güne kadar çok vaka sayısının artmaması nedeni aldığımız önlemler açıkçası. Çünkü işte yurt dışından da bugün birçok vatandaşımız dönüyor, 3500 kadar. Onlar da karantina altına alınacak. Ümre'deki vatandaşlarımız bazı yerlerde ufak tefek tatsız olaylar yaşansa da, Erzurum gibi. Evet. Sonuçta genel olarak halkımız kurallara uyuyor aslında. Ve sizler sayesinde, işte hocalarımız sayesinde, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler sayesinde gerçekten iyi bilgilendi. Ama mesela Hollanda'nın bir ilginç açıklaması var bugün. 17 milyon nüfusu Hollanda'nın ve nüfusun büyük bir kısmını etkileyebileceği deniliyor oranında ve bir yıl kadar daha süreceğini. İlk başta Trump da işte Nisan ayında biter gibi diyordu. Şimdi onu biraz Haziran'a doğru kaydırmış oldu. Tabii ki danışmanları bu bilgileri veriyordur. Dolayısıyla hani bu salgında aslında biraz gözlemlemek lazım. Mesela yaşlı nüfusu evet tabii ki çok etkiliyor. Komorbid hastalıkları, altta yatan özellikle kalp hastalığı, tansiyon hastalığı mutlaka çok olumsuz etkiliyor ama genç nüfusta tutmadığını söylemek çok mümkün değil. Çünkü vakalar, genel literatür ve bizim de bazı artık tecrübeler yaşamaya başladık. Genç nüfusta mutlaka dikkat etsin. Evet. Çocuklarda bulaştırıcılık yönden dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi Levent Yılmaz, sizden müsaade isteyeceğim. Çünkü bu hastalık boyutunu konuşacağız. Ekonomik maliyetini de konuşacağız ama Nur Baran'a bir kez daha dönmek istiyorum. Bu anlamda bu kadar hızlı gelmesi normal mi? Yani turizmden bahsediyoruz, işte bir enfeksiyonel hastalıktan bahsediyoruz. Sizce normal mi Çin'den, yoksa bu bir işte Amerika diyor ki Çin virüsü, Çinliler diyor ki Amerika virüsü, böyle bir iddialar da var.
Evet, yani şimdi gelmeden önce Dünya Sağlık Örgütü'nün bir dokümantasyonuna baktım. Yani hastaların özellikle stigmatize edilmesi, virüsün de stigmatizasyonu söz konusu şu an. Yani Çin virüsü, işte Çinliler falan böyle bir şeydir gidiyor. Yani kimsenin suçu var mıdır yok mudur? Hasta olmak buna kimsenin suçu değil. Kimsenin suçu değil. Yani doğru, bizim tasvip etmediğimiz alışkanlıklar ya da bize ters gelen alışkanlıklar sonucu şöyle oldu böyle oldu diye çok yazıldı, çizildi. Ama sonuçta bu bir virüs ve orada olmazdı, başka bir yerde olurdu. Yine bu risk var mıydı? Evet vardı. Çünkü tehlike dediğiniz şey bir yerde her zaman var olan ve sizi de etkileyebilecek bir şeydir. Bizim şunu kabul etmemiz lazım. Virüsler genetik yapılarını değiştirebilirler. Bugün Çin'de, yarın başka bir yerde bir formata dönüşüp bizim için risk oluşturabilirler. Bunu gördük mü? Gördük. Bildiğimiz virüslerde de görüyoruz. Bilmediğimiz virüslerde de gördük. Yani Ebola'da da gördük. Daha önce HIV'de gördük. MERS'te gördük vesaire. Şimdi Çin'de çıktı. Yarın başka bir yerde çıkabilir. Yani önce bir onda anlaşalım. Yani sonuçta biz bu ortak canlılarla aynı ortamı paylaştığımız sürece ve virüsler kendi genetiklerini değiştirdiği sürece bu olabilir. Birincisi bu. Bundan sonra da başka bir virüsle karşılaşabiliriz. Bundan sonra da karşılaşmayacağız diye bir şey yok. Yani bu devam ederken başka bir yerde başka bir virüs oluşabilir. Sonuçta böyle bir, az önce Hürrem Hocam da söyledi, daha önce ben de ifade etmeye çalıştım. Yeni bir virüs ortaya çıktığında ya da bizim bağışıklık sistemimizin bilmediği bir etken ortaya çıktığında şöyle düşünün. Bir ortama giriyorsunuz, herkes duyarlı o hastalığa. Dolayısıyla bu virüs ilk çıktığında da o bulaştıracak ilk vaka, indeks vaka diyoruz biz ona. O indeks vakadan itibaren onunla karşılaşan ve virüsü alan hiç kimse bağışık değil. Şimdi böyle senaryolarda biz R0, yani böyle ideal demeyeyim ama hani yayılım için en ideal koşuludur. Bağışıklığın hiç olmadığı ve gerçekten hiçbir kimsenin bağışık olmadığı bir ortamda virüsün ya da etkenin, bakterinin bir yayılma gücü vardır. Yani bu kızamığa bakarsanız 6-8'dir. İşte kızamıkçığa bakarsanız 12'ye çıkar. İşte ne bileyim kaba kulakta değişik, boğmacada 16-18 denir. Yani hakikaten öyle midir? Yani yaş gruplarına göre değişir yalnız, bunu da söyleyeyim. Yani bir kişi kaç kişiyi enfekte eder? Dolayısıyla yeni bir virüs ortaya çıktığında az önce söylediğim özelliğine bağlı olarak birden çok kişiyi enfekte etme gücüne sahip ise salgınlar oluşturup vaka sayılarını arttırır. Yani R0 birin üzerine çıkması demek bir kişinin birden çok kişiyi enfekte edebilmesi demektir. Bu virüste de ilk günden itibaren hesaplanan 2 ila 3'tür. Yani ben virüsü aldığım zaman burada işte 4 kişi var benden başka, 3 kişiyi daha enfekte edebilirim demektir. Ve bu kişi o virüsü aldıktan sonra inkübasyon süresi dediğimiz kuluçka süresi vardır. Bu işte deniyor ki 1-2 günden başlıyor bu virüse göre 23 güne kadar. Şimdi hatta bulaştırıcılığı 37 güne kadar vakaların yapabildiğine dair en son çıkan şeyler onu söylüyor ama ortalama 14 gün bir süre vardır. Ve ben virüsü aldığımda 14 gün içinde tabii virüsü aldıktan işte birkaç gün sonra enfeksiyon oluştuktan sonra yaymaya başlarım. Ve o kişiler aldıktan sonra da ortalama işte bir inkübasyon süresi 14 gün sonunda 3 kişi daha hasta olur. Bu 3 kişi 3 kişiyi daha hasta eder. Ve bu üçer zincir kişi, halinde. 9 kişi 3 kişiyi daha hasta eder, 27. 27 üçer kişiyi hasta eder, bu geometrik olarak artar. Dolayısıyla siz korunma yöntemlerini arttırırken ne yaparsınız? Enfeksiyon zinciri dediğimiz bir şey var. Yani bir etken ya da kaynak dediğimiz şu anda enfekte kişidir, bizim ya da çevreden olur. İki, bulaş yolu, yani çevreye atıyor ya da damlacık yoluyla. Üç, duyarlı kişi. Siz bunlardan üçüne, herhangi birine ya da en iyisi üçüne birden müdahale ederseniz olayı yavaşlatırsınız. Şimdi ilk başta nasıl bulaştığını bilmediğiniz, nasıl kaç kişiyi enfekte ettiğini bilmediğiniz bir olaya tanık koyduğunuzda, Çin böyle oldu, 3 vakayla değil maalesef daha fazla vakayla karşılaştığını fark etti. Yani zincirin çünkü, çok sonrasında. Evet, çünkü yeni bir virüsü kimse beklemez. Yani hani böyle hani bekleriz ama kimde her vakada... Kimde bir doktor açıklamada bulunmuştu. Evet, kim, doktor kim? Allah rahmet eylesin diye. Yani ilk bulguları kaldı. Ondan evet. Aldık, evet. Yani böyle hani beklenti içindeyiz ama her gördüğümüz vakaya da bu yeni bir virüs diye yaklaşmıyoruz. O zaman size şunu soracağım. Hocam siz de katılırsanız. Karantinaya katılıyor musunuz? Yani eleştirenler de var. İşte karantinaya girenlerden kardeşim biz hasta değiliz. Bizi niye karantinaya alıyorsunuz diyenler de var. Şimdi, bu anlamda uzman olarak hocam siz katılıyor musunuz? Yani ben şöyle söyleyeyim.
Şimdi karantina ile izolasyonu biz çok karıştırıyoruz. Nedir yani farkı? Şimdi pek çok kişi karıştırıyor. Aslında hekimler de aslında sorsanız çok net söyleyemiyor. Karantina aslında halk sağlığı açısından söylüyorum. Çünkü bizim enfeksiyon hastalıkları epidemiyosunda çok değişik tanımlar, değişik anlamlarda kullanılabiliyor. Ama karantina Dünya Sağlık Örgütü'nün de halk sağlığının da uygulamasına baktığınızda bir bölgenin içinde insanlarıyla birlikte bir kurumun, binanın, bölgenin kapatılması, giriş ve çıkışların kontrol altına alınması demektir. Bir alan hakimiyeti. Alan olur. Alan varsa karantinadır. Eğer kişiyi, evet, kelime korkutucu olduğu için, yani karantinanın, çünkü yani bundan önce biz nerede karantina yapıyorduk? Kolerada karantina yapıyorduk. Kuduz ne için karantina. İşte Kuduz karantina yapıyorduk. Şarbon karantina yapılıyordu. Evet. Giriş çıkış kontrol ediliyordu. Buna falan. Daha çok izolasyon, evet, gibi diyeceğim. Yani biz o zaman terimini yanlış kullanıyoruz. Hocama bırakayım. Türk yani medyası. İzolasyon vakanın, evet, evet, mümkün olduğunca izlenmesi ve başka insanlara virüs bulaşımının engellenmesi demektir. Buyurun hocam. Biz, evet, izolasyon...